وَأَنَّ عَلَى الْحَقِّ نَمْشِي بِهِ جُنُودًا لِقُدْوَتِنَا الْمُهْتَدَى Büyük şirk ve çeşitleri. 32. soru. Büyük şirk nedir? Açıklar mısınız? İnsanın duasını, kurbanını, secdesini, kıyamını, tevekkülünü, korkusunu, sevgisini başkasına sarf etmesidir. Yani yapmasıdır. İbadetlerimiz eğer Allah'ın hakkıdır diyerek yapılmadığı takdirde kişi şirk işlemiş olur. Büyük şirk insanın ebediyen cehennemde kalmasına sebebiyet veren şirktir. Bugünün Müslümanının sakınması gereken en büyük amel büyük şirktir. Maalesef günümüz Müslümanı şirki, çeşitlerini ayetler ve hadisler ışığında delillendirebilecek ilme sahip değildir. Bugünün Müslümanı Allah kitabı Kur'an ve Resulullah'ın sahih sünnet pınarından beslenmemektedir. Birinci delil. وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَدُرُّكَ فَاِنْ فَعَمْتَ فَاِنَّكَ اِذَنْ مِنَ الظَّالِمِينَ Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Yunus 106. ayet-i kerime. Not: zalimlerden maksat müşriklerdendir. Delil cümlemiz. Ayetin tümü delil cümlemizdir. Açıklama: Allah ayetinde Allah dışında birilerinin fayda, zarar, hayır, şer verdiğine inanılarak ibadet edildiği takdirde kişinin şirk ehli olduğunu beyan etmektedir. Allah ayetinde Allah'ın dışında bir insanın, ölünün, salih denilen bir zatın şifa, hayır, fayda verdiğine inanmanın şirk olduğuna delil vardır. Allah açıkça bu fiili yapanlara zalimler yani müşrikler demektedir. Ey kardeşim ve ey Müslüman bacım, sana fayda ve zarar veren ancak Allah'tır. Ey kardeşim, duanı, secdeni, kıyamını, rukunu, tevekkülünü, korkunu, sevgini, güvenini, sığınmanı sadece ve sadece Allah'a yöneltmelisin. Allah dışında birine duanı, secdeni yönettiğin takdirde şirk işlemiş olur, hüsrana düşersin. İkinci delil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahların en büyüğü Allah'a şirk koşmak, ana baba hakkına riayet etmemek ve kötü şeylerin yani zur şehadetini yapmak. İmam Müslim rivayet etmiştir. Delil cümlemiz. Büyük günahların en büyüğü Allah'a şirk koşmak. Açıklama: Allah Resulü hadislerinde en büyük günahın şirk olduğunu beyan ederler. Buradaki şirk büyük şirktir. Büyük şirk Allah katında affolunmayan bir şirktir. 33. soru. Allah katında günahların en büyüğü nedir? Allah katında en büyük günah şirk işlemektir. Şirk Müslümanın bilmesi gereken ilk emirdir. Müslüman malını, mülkünü, evini, barkını bildiği gibi mutlaka şirki de bilmelidir. Aksi halde kaybedenlerden olur. Birinci delil. Ya buneyye la tuşrik billah inne şirke le zulmun azim. Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Doğrusu şirk büyük bir zulümdür. Lokman 13. ayeti kerime. Delil cümlemiz. Doğrusu şirk büyük bir zulümdür. Açıklama: Ayet yukarıda da beyan ettik, şirkin en büyük günah olduğunu beyan etmektedir. İkinci delil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında hangi günah daha büyüktür diye sorulduğunda Allah seni yarattığı halde senin ona ortak koşmandır buyurmuştur. İmam Bukhari rivayet etmiştir. Delil cümlemiz. Hadisin tümü delil cümlemizdir. Açıklama: Hadis şirkin en büyük günah olduğunu beyan etmektedir. 34. soru. İslam ümmeti şirk işler mi? İslam ümmetinin şirk işlemesi mümkündür. Ümmet bugün bunu apaçık bir şekilde yapmaktadır. Ümmetin içinde bulunduğu şirk ve bidat konum aşikardır. Ümmet Allah'a inanmakta ve imanla birlikte ona şirk koşmaktadır. Ey değerli Müslüman kardeşim, kimileri Allah'a iman ettiğini söylerler, Allah kitabını hüküm olarak uygulamazlar ve şirk işlerler. Kimileri Allah'a ibadet ettiğini sanırlar, duada putlarına ve ölülere sığınarak şirk işlerler. Kimileri Allah'a tevekkül,
sığınma, korkma konumlarında Allah'a dayanması gerekirken başka varlıklara dayanarak şirk işlerler. Kimileri de türbelerin, mezarda yatanların, salihlerin ve onların topraklarının, yaşayan babaların fayda ve şifa verdiğine inanarak şirk işlerler. Kimileri ise Allah emrini bir kenara iterek, başkalarının emrini Allah emrinin önüne geçerek şirk işlerler. Tüm bunlar yaşadığımız, açıkça gördüğümüz şirklerdir. Birinci delil: وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Onların çoğu ancak ortak koşarak Allah'a iman ederler. Yusuf 106. ayeti kerime. Delil cümlemiz. Ayetin tümü delil cümlemizdir. Açıklama. Ayet, imanla beraber Allah'a şirk koşulacağına açık bir delildir. Ayet, ehli kitaba has bir ayet olmayıp tüm şirk işleyen insanları kapsamaktadır. Allah'a inandığını söyleyen çok insanlar farkına varmadan şirk işlemektedir. Onlara mutlaka şirk tanıtılmalıdır. Şirk ve çeşitleri öğretilmelidir. Cehalet özürdür ey Müslüman kardeşim. Aksi halde davette büyük kayıplara uğrarsın. İkinci delil: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimden bazı kabileler müşriklere katılmadıkça ve hatta putlara tapmadıkça kıyamet kopmaz buyurmuştur. Sahih hadis İmam Tirmizi rivayet etmiştir. Delil cümlemiz. Hadisin tümü delil cümlemizdir. Açıklama. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden bazılarının putlara tapacağını, müşriklerle birlikte olacağını, onların yollarını ve dinlerini doğrulayarak şirk içine gireceğini beyan etmektedir. İslam ümmetinden kimileri şu an kafirlerin, tağutların, zalimlerin, emperyalistlerin ve işgalcilerin yolunda gitmektedirler. Onlar gibi yaşamaktadırlar. Onların ideolojilerini yüceltmektedirler.